Niye toplandık buraya? Neyi bekliyoruz? Ne olmuş? Ya bilsem söylemem mi oğlum? Bekleyeceğiz. Herkes burada toplansın demiş. Vardır bir diyeceği. Biray, oğlum neler oluyor? İyisiniz değil mi çocuğum? Yok bir şey anneannem, sen merak etme. Lan, hayırdır? Niye topladın bizi? Az biraz bekle Azat. Herkes her şeyi anlayacak. Bu adamı tanıdın mı? Kim bu? Bize kim olduğunu Cihan Şahdoğlu söylesin. Sen biliyorsun galiba. Tutma içinde söyle. Kimmiş? Ben biliyorum. Beni kaçırtmak için tuttuğun sahte jandarmalardan biri. Doğru mu bu? Doğru. Babası. Beni kaçırtıp Azize'nin üstüne atmaya kalkan da karımı zehirleyen de sendin. Şah. Yok. Sen mi yaptın? Yavrumun sebebi sen mi oldun? Kadar mı karardı senin gözün? Ne saçmalıyorsunuz siz? Ben Reyhan'ı zehirlemedim. Daha anasının kanına sabidir o. Beni Azize'yle karıştırma. Neden olmasın? Ben senin kanındanım ama beni öldürmeye kalktın. Öyle değil mi amca? Pek muhtemel Reyhan'ı zehirleyen tatlıyı da sen yolladın. O tatlıyı Can yollamadı. Şirketten yollamışlar. Buraya da geldi. Isım akraba herkese göndermişler. O yüzden üzerinde Hazar Şahdoğlu yazıyormuş. Tamam da Reyhan o tatlıyı yedikten sonra zehirlendi. Doktoru dinlediniz. Ne dediğini hatırlayın. Zehir falan yok dedi. Gebelikte bazen böyle şeyler olabilirmiş. Duydun mu? Ha, duydun mu? Ben Reyhan'ı zehirlemedim. Ha, seni öldürmek istedim mi? İstedim. Bende yalan yok. Ama o da abimin oğlu olduğunu öğrenene kadar. Seni bağrıma basmamı istiyorlar. O kadar uzun boylu değil. Gene de bu Cihan Şahdoğlu'nun beni kaçırtmış olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Babası sen, inanın. Öldürecektin değil mi? Evladımı babasız bırakacaktın. Yapacak mıydın bunu? Yaptım. Ama öldürmek isteseydim niye kaçırmakla uğraşayım ki? Peki neydi senin derdin? Haddini bildirmek. Ben daha oğlumu vurmasının hesabını sormadım. Hoş sen de sormadın ama şimdi çıkmışsın karşımda bana Miran'ın hesabını soruyorsun. Baba. Yapma. Kimin benimle bir alakası yok. Ben Miran'a inandım. Ben hayatımı kurtarmak için vurdum. Ben onu tanıdım. Ama artık seni tanıyamıyorum. Sana dedemin, kuzenim Hazat'ın, babamın ve en başta karımın hatırına dokunmayacağım. Cihan Şahdoğlu. Herkes yüreğinin yettiği kadarını yapabilir Miran Efendi. Sen kimsin ki bana bir şey yapacaksın ha? Kimsin oğlum sen? Ben Miran Şahdoğlu. Seni ailesinin hatırına affeden adam. Öyle mi? Beni affettin demek. Ama ben seni aileme yaptıklarından dolayı affetmiyorum. Bak kızım, sen celladına aşık oldun. Bir gün gelecek, amcam haklıydı diyeceksin. Ya yeter artık, kes. Kestim. Ben kestim baba. Bana inanmayanla dostluğu, muhabbeti, akrabalığı kestim. Şimdi madem böyle ailece toplandık burada konuşuyoruz. Biraz da sırlar olanlar konuşsun değil mi? Ya sana kes dedim. Eğer kes dediysem sen seni keseceksin. Keseyim tabii. Keseyim ki herkes Cihan'ı suçlasın değil mi? Bak Miran Efendi. Sen her şeyin sebebini arıyorsun ya. Bana değil, dedene bakacaksın.
Meğersem Nasuha ile Azize Aslan Bey birbirlerini seviyorlarmış. Nas? Ne? Deden? Doğru duydunuz ya, doğru duydunuz. Hatta Nasuha Ağa'nın sevdiği tek kadın Azize'ymiş. Dedin. Çocukları bile varmış, biliyor musun? Ha? O da... yangında ölmüş. Sonra babam bu Azize karısını bırakmış mı, yangında öldü mü sanmış, ne olduysa bir daha hiç sormamış. Azize'nin bütün kininin sebebi budur. Yani senin anlayacağın bunca yaşanan acının tek sebebi dedenle Azize. Eski adıyla Ayşe. Her şeyde beni suçluyorsunuz ya. Alın işte. Bunca yaşananın sebebi budur. Dede, doğru mu söylüyor? Doğru, doğru. Doğru. Benim gelinim bu yüzden öldü. Sen bu yüzden meydana atıldın. Sen bu yüzden vuruldun. Benim abim bu yüzden yıllarca katil iftirasıyla yaşadı. Dede. Şimdi ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisini sen anlat. Dede, doğru mu söylüyor? Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. Sonra alem değişiverdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Anladım, bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonlar kavun taşır fakat içimde şarkı bitti. Tek bir şey de bari. Ha? Tek bir hece. Baba bile desen olur. Olur mu? Hadi bir şey söyle. Sen de kız babasısın. Halden anlarsın. Mahvura bir şey olursa ben yaşayamam. Mesleğin ne senin? Eski askerim ben. Niye söylemiyorsun kardeşim? Sormadan söylemek hamlıktır derler. 2 hafta sonra sana karışmam. Tehlikeli biri değildir. Ondan korkmana gerek yok. Belki de korkmalısın, bilmiyorum. Ne diyorsun neredesin?